Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel ve çok şık duran bir model çalışması yapacağız. Modelimizi bakınız iki sırada tamamlayacağız. Bir sıra trabzanlarımız ve bir sıra zincir sıramızdan oluşacak. Hemen modelimizi örmeye başlayalım. Yeteri kadar zincirimizi çekelim. Ne kadar nerede kullanacaksak tabi ona göre alt zeminimizi hazırlayalım. Ben şimdi biraz modelimize göstermek için zincirimi çekiyorum. Evet, zincirime bakınız biraz çektim. Modelimizi uygulayacak kadar hemen elimi koyuyorum üzerine. Bakın, elim bir tane zincir ayırdım. Diğerini sayıyorum. 1 2 3 4. 5. zincirimiz elimizdeki olan zincirimizde ayırdığımız, tuttuğumuz yere geliyorum ve trabzanımı örmek için başını doladığım tığımı, bakınız, zincirimin olduğu yere girdiriyorum ve bir defa örüyorum. İkinci kez örüp kapatmıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Aynı yere bir daha giriyorum. Sadece ilmeğimi örüyorum. Diğer ilmeğim duruyor. Üçüncü kez aynı yere giriyorum. Sadece doladığım ilmeği bir sefer alıyorum. İkinci kez almıyorum. Ve toplamda 3 tane trabzanım, bir tane de dönüş ilmeğim olmak üzere 4 tane ilmeğim tığımda. Hepsini aynı anda çekiyorum ve bir tane zincir ilave ediyorum. Tığımın başını doluyorum. Sıradaki zinciri atlıyorum. Bir sonraki zincirin içerisine giriyorum. Bir, bakınız, biraz önceki yapmış olduğumuz trabzan örme işlemini aynen tekrar ediyoruz. Aynı yere giriyorum. 2. Aynı yere giriyorum. 3 defa birer seferini örüyoruz. İkinci kez örmeden tığımızda bekletiyoruz. Tek seferde çekiyorum ve bir tane zincirle kapatıyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir tane zinciri atlıyorum. İkinci trabzanımın içerisine girerek bir defa örüyorum. İkinci kez örmüyorum yine. Aynı yere ikinci kez giriyorum. Bir defa örüyorum. Ve üçüncü kez girerek bir defa örüyorum. Toplamda 3 tane trabzanımı bir defa ördüm. İkinci kez ise hepsini aynı anda alıyorum. Bir zincir ilavesi yaparak tığımın başını doluyorum. Aşağıdaki ilk zincir atlıyorum ve ikinci zincirimin içerisine girerek başlıyorum. Bir tane trabzanımı ördüm. Aynı yere 2. Aynı yere 3. 3 tane trabzanımı örünce ikinci kez hepsini aynı anda çekiyorum ve bir tane zincir ilavesi yapıp aşağıdan bir tane atlayıp ikinciye batıyorum. Ve bu şekilde uç noktamıza kadar örerek gelelim. Bir tane zincirimizin içerisinden 3 tane trabzanımızı, bakın, tek sefer örüyoruz. İkinci kez hepsini birlikte çekip bir zincir çekip aşağıdan bir tane zincirimizi atlayarak diğer zincirin içerisine modelimizi kuruyoruz. Uç noktasına kadar aynı şekilde örerek gelelim. Evet, zincirimizin üzerine modellerimizi bu şekilde kurduk ve sıramızın sonuna geldik. Bakınız, bir tane zincirimi çekerek kapadım. Tığımın başını doluyorum. Yine bir tane zincir atlıyorum. İkinci zincirimin içerisine geliyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. Son bitişi mutlaka bir trabzanla yapıyoruz. Bu şekliyle bırakmıyoruz. Bir trabzanımı ördükten sonra bu yönde 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Ve bakınız, her iki grup arasındaki bölüme tam içine batacak şekilde araya, bakın, şöyle araya batıyorum ve kapatıyorum. Tekrar 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Araya giriyorum. Şu bölümün daha sık olmasını istiyorsak, yani şöyle aralık olmasını istemiyorsak 2 zincir çekelim. Yani bu şekilde biraz rahat burada zincirin varlığını da görmek istiyorsak 3 zincir daha hoş durmakta. Tabi tamamen tercih size ait. Daha sıkı bir şekilde olmasını istiyorsanız, yani hiç zincirler hissedilmesini istiyorsanız, aşağı kısma 2 tane zincir çekmeniz daha uygun olur.
Evet, burada 3 tane zincirde biraz aradaki zincirin varlığı hissedilmekte, aslında hoşlukta katmakta. 1, 2, 3 ama tabii zevkimize göre ayarlamamızı yapalım. 3 zincir çekip her bir grup arasına giriyorum. Bakın, her bir grup arasına. Trabzan üzeri batmıyoruz. Gruplarımızı belirgin bir şekilde ayırmış oluyoruz. 1, 2, 3. Uç noktaya hemen geldik, bakın. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ve ilk başlangıçta dönmüş olduğumuz zincirimin en üst kısmına denk gelen yerine batıyorum. Ve 1, 2, 3 tane zincir çekip örgümüzün yönünü çeviriyoruz. Bir trabzanlardan, ikinci zincirlerden oluşan sıramızı tamamladık ve şimdi modelimizi tekrar kurmaya başlayacağız. 3 tane zincirimi kenara çekmiştim. Şimdi diğer bu görmüş olduğum zincir yuvasının içerisine 3 defa giriyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir defa örüyorum. Tekrar ikinci kez örüyorum. Üçüncü kez örüyorum ve hepsini aynı anda çekiyorum. Bir zincirle kapatıyorum. Aşağı sırada zincirlerin içini yapmıştık. Bu sıramızda daha kolay olmakta, bakınız. Hemen zincir yuvalarımızın içerisine belirli bir şekilde giriyoruz. Bir, tek sefer örüyoruz. İki ve üç, tek sefer. Kapatıyorum. Bir zincir. Tekrar bir, iki, tek seferlerini örüyoruz. Lütfen buna dikkat edelim. 3. Aynı anda çekiyorum ve bir zincirle kapatıyorum. Ve diğer grubun içerisine geçiyorum. 1. 2. İlmeklerimiz de aynı sayıda artıyor tabii ki. Bakın, her birisini ördükçe çekiyorum. Bir zincirle kapatıyorum. 1. 2. 3. Çekelim, kapatalım. Uç noktaya kadar ilerleyelim. Evet, bütün sıralarımızın üzerine bakınız örerek geldik. Çok hoş görülmekte. Hem de çok güzel ve kolay. Üçünü aynı anda ördüm. Son geçişimizi birlikte yapmak istiyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak kenardaki bir tane trabzanımın üzerine geliyorum. Batıyorum. Yine bir tane trabzanla kenarımıza düzlüyoruz. 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çevirerek yine gruplarımın arasına üçer üçer ördüğüm zincirlerimi batıyorum. Her gruba 3 zincir ve bu şekilde modelimizi istediğimiz yerde kullanmak üzere tamamlamış oluyoruz. Evet, bu şekilde çalışmamızın sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.